Sevgili arkadaşlar, geliyoruz parabollerde bir diğer kısım. Bir parabol ile bir doğrunun birbirine göre durumu. Parabol ax² artı bx artı c doğrularsa mx artı n denklemleriyle gösterilir. Bu iki denklemi birbirine eşitlediğinizde ortak y değerleri için. 2-3 durum söz konusu. Ortaya çıkan denklemde delta sıfırdan büyükse parabol ve doğru iki farklı noktada kesişir. Ortaya çıkan denklemde delta sıfıra eşitse parabol ve doğru birbirine teğettir. Böyle olmak zorunda değil tabii ki. Şöyle de olabilir. Ancak delta sıfırdan küçükse parabol ve doğrunun birbiriyle alakası yoktur. Farklı yerlerden yollarına devam ederler. Dolayısıyla çözüm kümesine ortak eleman çıkmayacak. Peki hangi noktalarda kesişir? Tamam. İki denklem çözün. Tamam. Delta'nın sıfırdan büyük olduğunu buldun. Yani ax kare artı bx artı c eşittir mx artı n dedin. Mx artı n'i bu tarafa attığında ax kare artı b eksi mx artı c eksi n eşittir 0 buldun. Bu denklemi çözdüm. Bu denklemin çözüm kümesindeki x1 ve x2 değerleri var ya, işte şu kesişim noktalarının x1 ve x2 değerleri. Ne noktasın hocam? Kesişim. Ondan sonra y değerlerini bulacaksanız eğer, ister doğru denkleminde ister parabol denkleminde x değerlerini yerlerine yazacaksınız. Koray çayını içmesin, hemen çözelim. Şimdi bir parabol ve bir doğru verilmiş, teğet diyor. Teğet ise eğer 2x kare artı mx eksi 12 eşittir x eksi 2, hoppacık hoppacık yapıyoruz. 2x kare artı m eksi 1 tane x eksi 10 eşittir 0 mı? Teğet olduğu için delta 0'a eşit olmalı. B kare eksi 4 çarpı a çarpı c. Doğru mu? Doğru. Buradan kaç çıktı? 40, 80 mi çıktı? Bir yerde bir hatamız vardır. Şöyle yapalım hemen. Hoppa. Şuraya artı yapalım. Muhtemelen orası artı olacak çünkü. Çünkü burası eksi olduğu zaman teğet olma ihtimali yok artık Koray. Şu artı olsun. Şu da artı 14 olsun. Olacak. Tamam mı? Değiştirirsek b kare eksi 4 çarpı 2 çarpı 14 eşittir 0'dan kaç yapıyor? 96 mı? M eksi 1'in karesi eşittir 96. M eksi 1 mutlak değeri yapmaz. 112 yapıyor. Çok biliyorsan kendi çözseydin Koraycığım. 112 kök içerisinde 112 olacaktır. Bu da kaç olur? 16 çarpı 7 mi olur? 4 kök 7 yapıyor. O zaman m eksi 1 bir 4 kök 7'ye eşit olacak. Bir de eksi 4 kök 7'ye eşit olacak. Yani m değerleri 4 kök 7 artı 1 ya da eksi 4 kök 7 artı 1. Ne yapıyoruz? Çocuklarımızı İngilizce hazırlıkları direkt geçsinler diye yardımcı oluyoruz. Sen de sefaret sağ olsun. Çok yardımcı oluyorsunuz. Evet, oku bakayım soruyu. Senin Türkçe'ye y eşittir x kare eksi 3 x eksi 7 parabolü ile y eşittir x artı 5 doğrusu a ve b noktalarında kesişiyor. A, b'nin orta noktası nedir demiş ve a, b uzunluğu kaçtır demişiz. Orta noktasını soruyor. Bir de şu uzunluğu soruyor. A, b uzunluğunu soruyor. Öncelikle birbirlerini eşitleyerek a ve b noktalarını bulak. X kare eksi 3 x eksi 7. Sevindin mı? Çok sevindim. Kakalı bu tarafa. X kare eksi 4 x eksi 12 eşittir 0. Çarpanların ayrılabiliyor. Soruyu hazırlandığından Allah razı olsun. Eksi 6 artı 2. Buradan x1 eşittir eksi 2. X2 eşittir 6 olacaktır. Yani kesişim noktalarının x değerleri eksi 2 ve 6. Y değerlerini bulmak için doğru denklemini kullanıyorum. Daha basit. Yani burada da koysanız aynı sonuç çıkacak. Ama gidip de burada yazmayın. Burada yazarsanız 0 çıkacak zaten denklemin kökleri. Peki y1 kaç olacaktır? Eksi 2 yazarsak? 3. Y2 kaç olacaktır? 11. 6 yazarsak? 11. O zaman ahanda bu nokta eksi 2'ye 3. Ahanda bu nokta 6'ya 11. İlk önce orta noktasını bulalım. Analitik geometriden bilmeniz gereken bir şey bu. İki noktanın orta noktası x1 artı x2 bölü 2. Y1 artı y2 bölü 2 ile hesaplanır. Yani x'leri toplayın 4. 2'ye bölün. 2. Y'leri toplayın 16 değil mi? 14. 3 mü bu? Pardon. 14 2'ye bölün 7. 7. Orta noktanın koordinatları 2'ye 7 olacaktır. Evet. Problem var mı burada? Hayır. Peki. Başka ne istiyordu bizden? AB uzunluğunu soruyor. Burada da 2 nokta arası uzaklığı kullanacağız. 2 nokta arasındaki uzaklık formülü ise x1 eksi x2'nin karecağızı artı y1 eksi y2'nin karecağızının karekökü. X1 eksi x2. Yani x'lerin farkına baktığımızda 6 var, eksi 2 var. Farkları 8 mi? Karesi. Y'lerin farkına baktığımızda 11 var, yine 3 8. var. Yine 8. 8'in karesi. 64, 64. 8 kök 2 olacaktır aradığımız sonuç. Bir tane parabol var elimizde. Bu parabole y eşittir x kare artı 4. Şöyle bir şey diyelim.
orijinden çizilen teğetlerin denklemi nedir diyor. Yani orijinden bir sürü doğru çizebilirsin ama bunlardan iki tanesi buna ne olmak zorunda? Teğet olmak zorunda. Şimdi sevgili Koray, bunu türevle vesaire çok rahat çözebiliriz, öyle değil mi? Parabol y eşittir x kare artı 4. Ancak şu doğru orijinden geçiyor. Orijinden geçen doğruların genel denklemi y eşittir mx'tir. Bu parabol ve bu doğru birbirine eşitlendiğinde deltası ne olmak zorunda? 0. Çünkü teğetler. Yani x kare artı 4 eşittir mx olacaktır. Kakala x kare eksi mx artı 4 eşittir 0'dan. Hadi deltayı 0'a eşitleyelim. B kare eksi m'in karesi artı m'in karesine eşittir. Eksi 4 ac eşittir 0 mı? M kare 16 ise m buradan artı eksi kaç çıkacaktır? 4. Sıkıntı var mı? Hayır. Eksi 4 artı 4 şu. Y eşittir 4x'tir. Şu y'de da eksi 4x'tir. Tebrikler. Evet Koraycığım, okur musun soruyu? Y eşittir eksi x kare artı 4 parabolünün görüntüsüne sahip bir bakır levha şekildeki gibi bir kısmı toprağa gömüldükten sonra tam üzerine uzun bir çubuk konuyor. Daha sonra bu çubuğun sol ucuna baskı yapılarak, sol taraftan şuradan, yer ile 45 derecelik açı yapması sağlanıyor. Son durumda bakır levhanın y eşittir eksi x kare artı 4 görüntüsü referans alınırsa çubuğa ait denklem ne olur? Şimdi çok kafa karıştırıcı gibi değil mi? Yani evet. Evet, o zaman bu soruyu geçelim. Peki, bir tane parabol varmış. Daha doğrusu parabol şeklinde levha ve biz buna referans olarak y eşittir x eksi x kare artı 4 diyoruz. Eksi x kare artı 4, eksi x kare artı 5, eksi x kare artı 6 hepsinin aslında hepsi aynı görüntüye sahiptir. Yukarıdan aşağı oynar sadece. Ama diyoruz ki biz bunu referans alacağız. Neden? Çünkü doğruya ait bir denklem kurmamız lazım. Evet. Doğruya ait denklemi de buna göre oluşturacağız. Şimdi olay şu. Bu doğru normalde x eksenine paraleldi. Ama sol ucundan bastırdığımızda artık x ekseniyle 45 derecelik açı yaptı. İyi, şimdi doğruların genel gösterimi y eşittir mx artı n değil midir Koray efendi? Evet. Buradaki m neyini belirtir bize arkadaşlar? Eğimini. Hı hı. Bakın yeni tarz sorulara çok uygun bir soru. Eğer eğimi 45 derecelik bir açıysa 45 tanjantı kaçtır? 1. Demek ki bunun eğimi 1 birim olacak. Yani m 1'dir. 1 olacak. Dolayısıyla doğrunun denklemi y eşittir x artı n. Şimdi y eşittir x artı n doğrusuyla aha da bu parabol neymiş birbirine? Teğet. Çünkü teğetlik bozulmuyor buradan bastırınca. Teğet olduğunu ne yapıyorduk? Eksi x kare artı 4'ü x artı n'e eşitliyorduk. Bunu bu tarafa atalım. 0 eşittir x kare artı x artı n eksi 4 mu hocam? Evet hocam. Deltasını 0'a eşitliyorduk. 1'in karesi eksi 4 çarpı n eksi 4 çarpı 1. A 1 olduğu için eşittir 0 mı? Buradan 1 eşittir 4n artı eksi 16. Hı hı. 17 eşittir 4n, n eşittir 17 bölü 4. 4 olacaktır. O zaman çubuğa ait denklem y eşittir x artı 17 bölü 4'müş.